Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Çok kıymetli arkadaşlar, Tegabun suremizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki kısımda Sure-i Celile'nin 3 ve 4. ayeti celilelerinin birlikte okumaya çalışmıştık. Burada ana hatlarıyla Cenab-ı Hak yer ve gökteki varlıkların yanında bizzat insanın kendi yaratılışındaki güzelliği, seçkinliği ve bunun hikmetini düşünmesi durumunda Cenab-ı Hakk'ın ihtişamını rahatlıkla kavrayabileceğini beyan etmişti. Zira her varlığı kendine has suretiyle yarattığı gibi Cenab-ı Hak bilhassa halife tayin ettiği insanı yeryüzünde efendi konumunda efendim ahsen-i takvim üzere ahsen-i suver şeklinde yaratmış ve değerli kılmış idi. Geçen haftaki dersimizde de ele aldık ama şöyle bir hususu da eklemek gerekebilir bu noktada. Allahü Teala bütün varlıkları bu yaratılış safhası içerisinde, buna insan da dahil olmak üzere, cenin halindeyken en güzel biçim ve suretini veriyor. Ama insanda yaratılışta bazen kusurlar da olabiliyor, şaşılık vesaire gibi veyahut fiziki noktada bazı bozulmalar vesaire, bu doğumdan sonra da olabiliyor. Bunun daha çok insan müdahalesiyle darbelere maruz kalmak gibi sebeplerle olduğunu da hatırlatmıştık yanılmıyorsam. Ve nihayet 3. ayetin sonunda işte Allahü Teala eğer insanın dış ve iç alemindeki ihtişamı düşünmesi halinde Cenab-ı Hakk'a severek itaat edeceğini ve nihayet dünya ve ahirette tek dönüm noktası çıkılacak huzurun Yüce Mevlamızın huzuru olduğunu beyan etmişti. Dördüncü ayette de Allahü Teala yine evrendeki bütün varlıklardan haberdar olduğu gibi İnsanın gönlünde gizlenmiş, niyetinde saklanmış her ne varsa bunları da hakkıyla bildiğini, bu yüzden de gerek amelleri, gerekse duygu düşünce bakımından niyetlerinin mükafata layık olanlarını ödüllendireceği efendim, ukubatı gerektiren noktalarda da ceza vereceğini şimdiden hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Bu önceki ayetlerde genellikle uhrevi cezayı beyan etmişti. Bu 5. ayetten itibaren, bugünkü okuyacağımız ayetten itibaren hem dünya hem ahirette Cenab-ı Hakk'ın hükümranlığını bütün varlıklara geçirdiğini ve yaptıklarının karşılığına ceza ya da ödül takdir edeceğini beyan edecek inşallah arkadaşlar. Sizlerle ve zekkerahum teala bima halle bil küffari kablehum fekal diyerek burada kaldığımızı hatırlıyorum. Allahü Teala başta Mekke müşrikleri olmak üzere bütün inkarcılar için daha önceki insanlık ailesinin üyelerine gelmiş bulunan azapları hatırlatıyor. Yani önceki kavim ve milletlere peygamberler geldi ve onlar hakkı hidayeti anlattılar. Buna rağmen inkarda devam edenlerin bir takım cezalandırmayla terbiye edildikleri örneğine geçiyor Allah Azze ve Celle. Elem ye'tikum nebeullezine keferu min kabl. Size daha önce inkar edenlerin haberleri gelmedi mi? Ey
Elem ye'tikum ya maşara Kureyş. Ey Kureyş halkı, size gelmedi mi habera küffaril ümemil maziyeti? Geçmiş ümmetlerin inkarcılarının haberleri size gelmedi mi? Ke kavmi adin ve semud ve ad ve samud kavmi gibi ki bu iki kabile de millet de Arapların tanıdığı ve daha çok ticaret yolları üzerinde yaşamış kalıntılarını görebildikleri ve rahatlıkla ders alabilecekleri bir güzergahta bulunması hasebiyle Cenab-ı Hak bazen böyle zımnen bazen de açık açık Ad ve Semud kavminin kıssalarını beyan ediyor. Ma halle bihim minel azabi ve nekal. Ki onların başına nice azap ve nice cezalandırma terbiye edici efendim musibetlerle Cenab-ı Hak onları sınamıştır. Fezâku vebâle emrihim. Onlar bu kavimler tatmışlardır vebâle emrihim tuttukları işin vebalini. Yani insanoğlunun dünyada yaptığı bir takım işleri var. Bu işler onlara daha dünya hayatındayken bir takım veballer yüklüyor, bir takım olumsuz sonuçlar doğuruyor. Yani bunu bilhassa mesela malzemeden çaldığı için çürük bina yapan müteahhitlerin, işini doğru dürüst yapmayan ustanın, işçinin, efendim betonunu daha kaliteli satması gerekirken ona hile yaparak efendim binanın çürük olmasına sebep olan betoncular ve diğer unsurlarının yaptığı kötü iş neticede ne oluyor? Dünyada da bir yıkım sebebi olabiliyor. Ve keza yine düşünün ki bir toplum, bu toplumda ahlak, erdem gözetilmiyor. Herkesin gözünü maddi menfaati bürümüş. Nereden nasıl çalıp çırparsam servetimi artırırsam diye bunun hesabını yapan bir toplum düşünelim. Ve bu toplumda hal ve gidiş öyle bir noktaya gelir ki artık can ve mal güvenliği kalmadığı için caydırıcı bir takım kanun nizam da ortadan tamamen kalktığı için hem fert hem de toplum olarak yaptıkları kötülüklerinin bir takım vebalini üstlenmiş olurlar. Bu toplumsal ilahi bir kanundur. Olayın bir bu yönü var. Yani Kur'an-ı Kerim'imizdeki bütün emirlerin ve bütün yasakların efendim altındaki temel hikmet insanlara dünyada da ahirette de mesut, müreffeh bir hayat sağlamalarına yöneliktir. Yoksa düşünelim ki yani toplumun daha huzurlu olmasını temin edecek bir takım toplumsal kurallar veyahut da diğer farzlar, ibadet açısından yaptığımız farzlar vesaire. Bunların hiçbirisi Cenab-ı Hakk'ın şanını yüceltecek, bizim ibadet taatımızla Allahü Teala'nın övgüsüne, namına nam katacak şeyler değil. Nitekim Allahü Teala gerek doğrudan ayetlerde gerekse hadisi kutsilerde bu hususa çokça vurgu yapıyor. Ya niçin? İnsanların hayrı, selameti için dünya ve ahirette mesut yaşasınlar diye. Ey fezâkul ukubetel vahîmete. Onlar yaptığı kötü işlerin vahim akıbetini, cezasını tattılar. Alâ küfrihim fid dünya. Küfürde bulunmalarından dolayı. Çünkü İnkarcı, nankör insan çoğunlukla ne kul hakkını bilir, ne Allahü Teala'nın hakkını bilir. İçerisindeki o nefsani, şeytani duyguların körüklemesiyle
adeta vahşi bir hayvan kesilir. Yani kapitalist sistemde insan insanın kurdudur derken ki dayanan temel felsefe bu. Ama Allahü Teala işte imanla insanların önce gönüllerini, akıllarını ıslah edip dünya ve ahirette faydalı iş üretme noktasında onlara peygamberler vasıtasıyla bir yol yordam öğretmektedir. Buna aykırı davranan maalesef kendi eliyle aslında kendi geleceğini diyelim ki hali hazırda yaşayan ailesi için değilse bile birkaç kuşak sonraki neslinde aslında kendi düşeceği kuyuyu, felaket kuyusunu kendisi kazıyor olmaktadır maalesef. Bu dünyada böyle ve lehum azabun elim, ahirette ise onlar için daha elim bir azap vardır. Yani her yapılan işin, eylemin, sözün, davranışın dünyada bir karşılığı var mutlaka, olumlu ya da olumsuz. Bir de bunun yani insanlara bakan, eşyaya, hayvanlara bakan bir yönü var. Bir de bunun hayır ya da şer terazisinde tartılarak ahirette ödül ya da ceza şeklinde karşılığının verilmesi var. İşte Cenab-ı Hak bu ayeti celile ile yukarıdaki daha çok ahirette vuku bulacak cezayı hatırlatan ayetlerin hemen devamında bu beşinci ayeti hem dünya hem ahirette yapılan işlerin ceza ve mükafatının görüleceğini haber veriyor. Ey ve lehum fil ahireti azabun şedid mu'ci'un şedidun mu'ci'un. Onlar için ahirette çok can yakıcı ki Kariya suremizde de, Hümeze suresinde de ta acısı yürekleri dağlayan efendim şiddetli alevden bahsediyor. Şedid azaptan bahsediyor Cenab-ı Hak. Böyle bir azaba maruz kalacaklardır. Zelike, peki onları bu elim azaba düşüren sebep ne? Bi ennehu ki o kânet te'tihim rusuluhum bil beyinati. Onlara peygamberleri apaçık beyinelerle gelmişlerdir. Gelmeleri yüzünden olmuştur. Peygamberin gelmesi normalde kötü bir şey mi? Hayır. Her peygamber insanın irşad olabileceği noktalara, sırat-ı müstakime sevk ediyor akıllı ve yükümlü kimseleri. Elbette peygamberlerin gönderilmiş olması insanlık için çok büyük bir lütuf. Ama o peygamberin hidayet rehberi olma özelliğini düşman belleyenler bakımından iş tamamen tersine dönüşüyor. Ey zâlikel azâbüllezî zâkûhu fid-dünyâ. Bu inkarcı kavimlerin Ad, Semud ve diğer kavimler gibi onların dünyada bir takım azaba düçar olmaları وَمَا سَيَذُوقُونَهُ فِي الْآخِرَةِ ve ahirette de aynı şekilde daha şiddetli azapla yüz yüze gelecek olmaları bir sebebin şu sebepten dolayıdır ki اَنَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ الْوَاضِحَاتِ onlara peygamberler apaçık mucizeler getirmişlerdir. Yani onlara işte her peygamberin kendine has mucizeleri var. O çağın biraz da insanının daha kolay yoldan terbiye edilmesi, hidayete ermesine vesile olacak cinsten farklı farklı mucizelerle desteklemiş Cenab-ı Hak. İşte o peygamberlerin açık mucizeyle ki mucize onun kendisine ben Allah'ın Resulüyüm diyen kişinin bu iddiasını ispatlayan ilahi bir destektir, yardımdır. Buna rağmen böyle bir şeyi inkar ediyor olmak çok büyük felaket doğuruyor inkarcılar bakımından.
Vel Nasıl? berahimi sata'at. Çok böyle parlak, delici bir takım burhan ve deliller getirmesi sebebiyle o peygamberlerin ve muhataplarının da bu apaçık hakikatleri inkar etmelerinden dolayıdır başlarına azabın gelmesi. Eddellet ala sıdkıhim, peygamberlerin getirdiği bütün bu mucizeler onların peygamberlik davasında, iddiasında sadık olduklarının kesin delilleridir. Peki kendilerini hakka çağıran bu insanlara inkarcıların yaklaşımı ne olmuştur peygamberlere karşı? Fekalu demişlerdir ki ebeşerun bir beşer mi insan mı? Yehdûnenâ bize hidayet edecekmiş. Yani hidayet edecek derken burada doğru yolu gösterecekmiş. Yani o akıllıysa biz de akıllıyız. Hatta bilhassa toplumun önderleri bakımından gerek siyasi, dini önderler gerekse tabii diniden kasıt burada putperest olması hasebiyle veyahut da idari siyasi önderler bakımından düşünelim. Resul-i Ekrem örneğinde olduğu gibi biz daha akıllıyız. Hatta ne diyorlardı? Şu iki şehirdeki çok akıllı, fatih insanın peygamber olması gerekirdi. Peygamber olacaksa bile bu iş Muhammed'e mi kalmıştı tarzındaki itirazlarının falan altında hep böyle bir yaklaşım var. Kendilerinden önceki peygamberler de benzer bir itirazla karşılaşmışlar şüphesiz. Ey fekalu ala sebilil istigrabi ve taaccubi. Peygamberleri inkar edenler büyük bir şaşkınlık ve hayretle bunu çok garipseyerek ya böyle şey mi olur tarzından bir yaklaşımla şöyle dediler. Er-rusulun minel beşeri yasîrûne hüdâten lenâ. Tabii bu yusayyarune şeklinde de takdir edilebilir. Yani bize insandan seçilmiş, gönderilmiş bir takım elçiler mi bize doğruyu gösteren kişiler olacak? Yani bu insandan mı olacak? Nitekim Mekke müşrikleri açısından düşünürsek Kur'an-ı Kerim'imizin en az 3-4 yerinde madem Muhammed elçiliğini söylüyor, elçiliğini ispat edecek yanında görünür bir melek olması lazımdı ki yahut da o çok olağanüstülükler göstermeliydi ki biz onun peygamber olabileceğini ne kani olalım tarzında itirazları vardı. Daha önceki kavimlerin de benzer itirazları olmuş şüphesiz. Kâle Razi, Fahrettin Razi diyor ki enkeru en yekûner rasûlu beşeran. Onlar öncelikle peygamberleri inkar gerekçesi olarak onun insan oluşunu bahane ettiler. Bu bahaneyi öne sürdüler. Velem yunkiru en yekûne ma'buduhum haceran. Razi'nin böyle çok zekice güzel tespitleri var, kıymetli arkadaşlar, yaklaşımları var. Onlar insandan bir elçinin Allah'ın elçisinin gelebileceğini inkar ediyorlar da nasıl bir akılsa bu. Ama ibadet ettikleri taşların nasıl ibadete layık olabileceğini inkar etmiyorlar. Etmediler bir türlü. Yani aslında Hazreti İbrahim'in kendi kavmine ve babasına verdiği bir ders vardı ya, yani putları kırıyor, en büyüğüne de baltayı asıyor. O kırmıştır, ona sorun tarzında. Sonra kavmi çok ciddi bir şekilde kendi özüne dönüyor. Ya hakikaten kendisini koruyamaz bu cisimlere biz nasıl kulluk yaptık, yapabiliyoruz? Nasıl bunu kafamıza, idrakimize sığdırdık diye
Bir an düşündüler. Sonra taassupla putlara sadakatle iman etmeye yeniden karar verdiler Hazreti İbrahim'e karşı çıkarak. Bu örnekleri de tabii Mekke müşrikleri biliyor, duyuyor. Ama buna rağmen taştan yonttukları, bazen helva şeklinde yapıp azıklarına koydukları ilahlarına inkar etmek hiç akıllarına gelmiyor. Ya biz ne kadar delice iş yapıyoruz falan demiyorlar. İşte şeytan da burada, tabii insan ve cin şeytanları da onların yaptığı kötülükleri gözlerine güzel gösteriyor. Maalesef. Efendim, vardı hani yine geçmiş kıssalarda, sakın ilahlarınızı terk etmeyin. Şu deli saçması konuşup duran peygamberin dedikleri yüzünden mi atalarınızın ilahından vazgeçeceksiniz tarzında insanların telkinleri yüzünden de maalesef bir kısmı bu taşları yontulan putları ilah olmaktan bir türlü bırakamamışlar, ilah tutmaktan. Vedalike li kulli ukulihim ve sahafeti ahlakihim. Ahlamihim düzeltiyorum. Onların böylece bir düşünceye sahip olması, yani insanlar arasından peygamberin gelebileceğine akıllarını erdiremeyip de taştan yontulan varlıkların mabut olabileceğini düşünebilmeleri, akıllarının gayet az, idraklerinin gayet yüzeysel, idrak bile denmez de efendim, çok böyle man kafalı deriz ya amiyane tabirle, olmaları sebebiyledir. Fekeferu, bu yüzden inkar etmişlerdir kendilerine gelen elçilerin ve tevellev, sadece inkarda da kalmamışlardır. Muhalefet bayrağı açmışlardır. Ey fekeferu bir rasuli, Resul-i Ekrem'i Mekke müşrikleri özelinde düşünürsek, onlar ve önceki kavimleri düşündüğümüz takdirde de yine kendi peygamberlerini inkar etmişlerdir. Ve a'radu anil imani, onu tasdik etmekten yüz çevirmişlerdir. Vettiba'i hüderrahman, Rahman'ın kendisine uzattığı bu hidayet ipine tabi olmaktan yüz çevirmişlerdir. Onlar Allahü Teala'nın bu hidayet rehberlerine yüz çevirmekle herhangi bir şey kaybetmiş midir Cenab-ı Hak? Aslında peygamber göndermesi dahi Cenab-ı Hakk'ın kulları için ilahi bir lütfudur. O lütfu geri çevirmekle Cenab-ı Hakk'a zarar mı verdiler? Hayır. Vestağnallahu, Cenab-ı Hak onların inkar etmelerinden de, hak yoluna sırtlarını dönüp şeytanın peşine takılmalarından da müstanidir. Ey istanallahu an taatihim ve ibadetihim. Allah azimüşşan peygamberi vasıtasıyla kendisine itaat edilmekten de müstanidir ve bütün varlıkların, hatta işte kullarının, insanların ibadet etmesinden de müstanidir. Yani bu hadisi kutsi var, burada almamış Sabuni ama yanılmıyorsam İbn-i Kesir'de geçiyordu. Birçok vesileyle geçiyor. O hadisi kutsiyi hatırlamak lazım. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, yeryüzündeki bütün kullarım, onlar arasındaki en takvalı kalbe sahip bir müminin, en müttaki müminin ibadetiyle hepsi ibadet etmiş olsa, yani ne kadar insan varsa en takvalı kimsenin ibadeti ve itaatiyle Allahü Teala'ya ibadet, bana itaat etmiş, ibadet etmiş olsa, benim şanıma ve mülküme hiçbir katkısı olmaz. Olsa olsa okyanustan
Efendim, bir iğneye iğnenin batırılıp da o iğnenin ucunun topladığı su kadar bir katkısı olabilir. Bir başka tarikında da bir damla ifadesi var. Yine aksini de buyuruyor. Ve yine yeryüzündeki bütün kullarım, yeryüzünün en faciri, en azgın, en isyankar bir kulunun isyanıyla benim mülkümde isyan etmiş olsa, beni inkar etmiş olsa, azametime, kudretime hiçbir kat zararı olmaz. Ondan hiçbir şey eksiltmez. Eksiltse eksiltse bir iğnenin okyanusa batırılıp da ucunda topladığı su kadar miktarı ancak bir şey eksiltebilir gibi bir benzetmeyle Cenab-ı Hak Vadisi Kutsi'de mülkünün ve kullarından hatta bütün varlıklardan müstani olduğunu beyan buyuruyor. Ve an imanihim bihi ve bir rusulihi ve yine Allahu Teala ey istanallah'a söylemiştik galiba. Allah istanallahu anhum bütün inkarcılardan müstanidir ve an imanihim bihi kendi zatına iman etmelerinden de müstanidir. Etmeme durumundan tabii ki ve bir rusulihi peygamberlerine efendim iman etmelerinden de müstanidir. Etse de etmese de Allah'ın mülkünde şanında herhangi bir artışa sebebiyet verecek değildir. Allahü Teala imanı da ahlakı da hep insanların kendi maslahatına, kendi iyiliğine aslında biraz değil tamamen insanoğlunun zihin ve gönül dünyası alemlere sığmaz derecede bir idrak veriyor, tasavvur gücü veriyor ya. Bu hissiyatın, hayalin, tasavvurun tam doyurulabilmesi ancak bütün evreni yaratan ve hiç eşi benzeri olmayan her türlü kemalatı kendinde bulunduran hiçbir noksana asla noksanlık taşımayan yüce bir zatı idrak edebildiği oranda böyle bir ruhi manevi doyuma erişebilir insan. Bunu sağlamış olur Allah'a iman etmekle ve Cenab-ı Hakk'ın zatından, sıfatından, efalinden bahseden onca ayetlerle Cenab-ı Hakk'ın zatını, esmasını, sıfatını, efalini tanıyabildiği oranda onun ruhi ve manevi ihtiyacı efendim dayanma gücü tatmin etmiş olabilir. Yani insanın lehine bir durumdur Cenab-ı Hakk'ın istediği hususlar. Yoksa onunla kendi zatına herhangi bir şeref ve değer kazanmak için değildir. Vallahu ganiyyun hamid ey ganiyyun an halqihi. Allah azimüşşan yarattığı bütün varlıklardan müstanidir, ganidir. Yani Allahü Teala murad etmese de hiçbir varlığı yaratmamış olsa idi azametinden bir şey mi kaybedecekti? Hayır. Mahmudun fi zatihi çünkü o kendi zatında övgüye layıktır ve sıfatihi bütün sıfatlarında övgüye layıktır. La tenfa'uhu ta'atun. Yani hiçbir taat Allahü Teala'ya fayda sağlayacak değildir. Ve la tedurruhu masiyetun. Hiçbir günah, isyan da Allahü Teala'nın zatına, sıfatına, mülküne zarar verecek değildir. لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَالَمِينَ Çünkü Allah Azimüşşan bütün alemlerden müstağnidir. ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ اِنْكَارِهِمْ لِلْبَعْثِ Cenab-ı Hak bu hakikati beyan ettikten sonra yeniden dirilişi inkar etmelerine konuyu getiriyor.
Allah Teala onun haberini veriyor. Ba'de tekvibihim risale. Yani sureyi tanıtırken de hatırlatmıştık. Medeni olmasına rağmen Mekki surenin içeriğini yansıtmaktadır diye. Gördüğümüz gibi uluhiyet konusunu işledi, nübüvvet konusunu işledi. Sonra ahiret, meat konusuna temas ediyor Cenab-ı Hak. Fakale buyurdu ki, Zeamellezine keferu, inkar edenler zannetti ki, sanıyor ki, elle yub'asu, onlar kesinlikle yeniden diriltilmeyeceklerini sanıyor. Böyle bir iddiada bulunuyor inkarcılar. Ey iddia küffaru Mekke'te ve zannu ennallâhe len yeb'asehum min kuburihim ba'de mevtihim ebeden. Bunu kıymetli arkadaşlar Kaf suresinde de biz yeniden mi döndürülecekmişiz? Bu ne uzak ihtimal? Yok öyle bir şey. Müstahil bu falan diyorlardı. Yasin-i Şerif'te de aynı şekilde. Hatta bir tane örnek de gösteriyordu. Kemikleri uçurmuş kemiği eliyle ufalayıp biz bu hale geldikten sonra yeniden mi diriltileceğiz? Bu ne imkansız bir şey tarzında Mekke müşriklerinin inkarına Cenab-ı Hak zaman zaman temas ediyor idi. Burada da aynı şekilde konu yeniden dirilmeyi inkar etmelerine getirildi. Kul Resulüm onlara de ki, bir kez daha de yani, bela ve Rabbi, Rabbime kasem ederim ki, letub'asunne, siz kesinlikle ama kesinlikle yeniden diriltileceksiniz. Yani sizin zannettiğiniz gibi değil mesela. Sadece dünyada efendim keyfinizce yaşayıp la yüz'el bir tarzda en küçük bir sorumluluk duygusu vesaire taşımadan yaşayıp ondan sonra da yok olup gideceksiniz tarzındaki düşünceyi şiddetle reddediyor Cenab-ı Hak. Üstelik de peygamberimizi Cenab-ı Hakk'ın zatına yemin ettirterek bunu söylemeyi beyan ediyor. Ey kullahum ya Muhammedu, ey Muhammed onlara de ki, leysel emru kemaze amtum, iş sizin zannettiğiniz gibi değil. Ve uksimu bi Rabbi, Rabbime yemin ediyorum ki, le tuhricenne min kuburikum ahyaa, le tahrucunne de olabilir bu, le tuhricunne dersek de yani Cenab-ı Hak sizi kabirlerimizden mutlaka diri olarak çıkartacak. Le tahrucunne dersek de siz kabirlerinizden diri olarak çıkacaksınız. Ve le tüb'asünne kesinlikle yeniden haş olunacak, diriltileceksiniz. Nitekim bu hususu Cenab-ı Hak Kıyamet suresinde de inşallah önümüze getirecek. Yani biz her şeyi yeniden dirilteceğiz. Hatta ta parmak uçlarındaki hassasiyete varıncaya kadar diye tafsilatını veriyor. Sümme sonra letunebbiunne bima amiltum. Yeniden diriltileceksiniz ama orada dünyada yaptıklarınızın hepsi ama büyük küçük size haber verilecek. Hani vardı ya, فَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا ayeti. Orada buyurulduğu gibi bu nasıl bir kitapmış, böyle amel defteriymiş. Büyük küçük her şeyi en ince detayına kadar yazmış, çizmiş diyerek orada yaptığı bütün işler kendilerine haber verilecektir. Ey, ثُمَّ
La tuhberunne bi cemi'i amalikum. Bütün amelleriniz size haber verilecektir. Efendim, sagiriha ve kebiriha. Büyüğü küçüğü, celiliha ve hakiriha. Büyüğü yani hakiri, efendim, daha azametlisi, akla ne gelebiliyorsa. O yüzden Resul-i Ekrem bu gibi ayetlerden mülhem olacak ki yürekleri dağlayan ateşten kendinizi koruyun, yarım hurma parçasıyla dahi olsa buyurarak, hem Zilzal suresindeki kim küçücük bir iyilik yaparsa mutlaka onu ahirette görür mealindeki ayetlerden de hareketle Resul-i Ekrem sürekli iyilik yapma ve iyiliğin büyüğü küçüğü tarzında bir ayrıma gitmeden, ama her durumda Cenab-ı Hakk'ın da çok farklı yerlerde bunun Allah için yapılmasını hatırlatmasının altındaki sır işte burasıdır. Ve tüczevne biha, ve yaptığınız büyük küçük işlerin mutlaka karşılığını göreceksiniz. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük, bunu mutlaka karşılığını alacaksınız. Ve zâlike alallâhi yesîr. Ve bu Allah azimüşşana gayet kolaydır. Şimdi buradaki kolaylık meselesi tamamen insanoğlunun dünya hayatındaki tasavvuruyla alakalı ve evrenle kendisi ve kendi iç dünyasıyla, hani var ya ayet-i celilede, efendim, Kur'an'ı lafza hatırıma gelmedi. Yani dış ve iç alemde Cenab-ı Hakk'ın varlığının delilini sunarken, bunları ilk yaratmak Allah Azimüşşan'a zor gelmedi ki yeniden diriltmek ona zor gelsin. Ve keza bazı ayetlerde evrenin yaratılması mı, insanın yaratılması mı? İnsan düşündüğü zaman doğrudan neye hükmeder? Elbette insan sadece yaratılmışların, canlıların bir türünü oluşturuyor. Onun gibi binlerce, milyonlarca tür var. Evrenin yaratılması daha büyük bir şeydir diye cevap veriyor. Allahü Teala da yine insanın anlayış ve tasavvuruna hitap ederek evreni yeniden yaratmak Cenab-ı Hak için zor gelmeyecekse, insanı, onun bir parçacığı durumunda olan insanı yaratmak ona evleviyetle zor gelmez tarzında, bu zorluk kolaylık meseleleri tamamen insanın yeniden diriltilebilmeyi aklına sığdıramaması, inkarcı insanın ikna edilmesi mahiyetinde getirilmiş bir unsurdur. Yoksa Allah için işte birçok ayette o bir şey olmasını dilediği zaman ol der ve hemen oluverir mealindeki ayetler hep bu manayı pekiştirmeye yöneliktir. Ey ve zâlikel ba'su vel ceza, yeniden diriltilmek ve amellerin karşılığını vermek Allah azimüşşana sehlün heyyunun alallah, Allah için gayet kolaydır. Liennel iadete esselu minel ibtida. Çünkü bir şeyin ikinci kez yapılıyor olması ilk defa yapılıyor olmasından çok daha kolaydır diyerek böyle bir mantıki çıkarımla insanı ikna etmeye çalışıyor. Diyerek bugünkü sözümüzü de burada tamamlayalım kıymetli arkadaşlar. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.